AKP bir yandan Öcalan'la işbirliğini derinleştirirken diğer yandan da anayasanın değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek ilk 3 maddesini kaldırma arayışlarını hızlandırdı. Kulislere AKP'nin bölünme anayasası masasına ilk 3 maddeyle ilgili değişiklik teklifi geldi haberleri düştü. Önüme değişiklikle ilgili bir teklif gelmedi diyen Meclis Başkanı Cemil Çiçek ise ifade aksaklıklarını giderme üzerinden Cumhuriyet'in temel değerlerinin anayasadan çıkarılmasına yeşil ışık yaktı. Bölünme anayasası çalışmaları da Öcalan'la açılım sürecine endeksli olarak hızlandırıldı. Bu noktada anayasada Cumhuriyet'in temel vasıflarının tanımlandığı ilk 3 madde tartışması yeniden alevlendi. İlk 3 maddenin yazılış şekliyle bugünkü anayasanın yazılış şekli itibariyle birçok anayasa hukukçuları da buna itirazları vardı. Ankara kulislerine AKP ilk 3 maddeyle ilgili değişiklik paketini meclis başkanlığına sundu haberleri düştü. Meclis Başkanı Cemil Çiçek ise henüz değişiklik teklifi gelmediği açıklaması yaptı. Burada dikkat edilmesi gereken bu ülkelerin kendisi ve özüdür. Ona hepimiz dikkat ediyoruz, dikkat ederiz. Gelen teklifleri de ben şahsen bu açıdan değerlendirmeye çalışırım. Ama şu an itibariyle bize gelmiş, bana gelmiş bir teklif yok ben mesela. Çiçek açıklamasında ifade aksaklıklarını giderme bahanesini öne sürerek ilk 3 madde değişebilir mesajı verdi. İlk 3 maddenin özü itibariyle kimsenin bir itirazı olduğunu zannetmiyorum. Bugüne kadar da böyle bir konu olmadı. Onun için değiştirilmekten kasıt ilkenin ve bu metinlerin korumaya çalıştığı değerlerin değişmesi değil. Olsa olsa Türkçe kullanımı bakımından bir sıkıntı varsa onlar olabilir diye düşünüyorum. Çiçek bu açıklamalarıyla aslında anayasayı ihlal etmiş oldu. Zira ilk 3 maddenin değiştirilmesinin teklif dahi edilmesi yasak. Yasalar bu konuda son derece net olarak yazılmışken Çiçek redaksiyon üzerinden değişiklik yapılabilir mesajı verdi. Nitekim yazılmış olan bir kısım anayasa taslaklarında da özünü koruyarak, ilkeleri koruyarak düzenlemeler yapılmıştır taslak metni olarak.